Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda olasılık konusuna başlayacağız. Ee, yeni müfredatta olasılık konusunun bir kısmı 10. sınıfta anlatılıyor, bir kısmı da 11. sınıfta anlatılıyor. 10. sınıftaki olasılık konusu basit olayların olasılıklar diye geçiyor. Şimdi bu 10. sınıf olasılık konusuna arkadaşlar tanımlarla başlayalım. İlk tanımımız arkadaşlar deney. Bir durumla ilgili sonuçtan elde edilmesi yapılan işleme deney denir. Şimdi arkadaşlar deney mesela biz olasılıkla ilgili deneyleri şöyle düşünüyoruz. Mesela para deneyi. Parayı atıyoruz, yazı geliyor, tura geliyor. Bu işte bir, bir deney olarak düşünebiliriz ya da zar atma olayı bir deney olarak düşünebiliriz Şimdi diğer tanımımız arkadaşlar çıktı. Deneyde elde sonuçların her birine çıktı denir. Mesela para için düşünürsek yazı ve tura e, bundan her birine biraz çıktı diyeceğiz. Mesela zar için düşünürsek 1, 2, 3, 4, 5, 6 bundan her biri arkadaşlar bir çıktı. Örnek uzay mümkün olan tüm çıktılara örnek uzay denir. Mesela bir para için düşünürsek arkadaşlar tüm çıktılar ne oluyor? Yazı ve tura e, örnek uzay bu arkadaşlar. Mesela bir zar için düşünürsek arkadaşlar örnek uzay tüm çıktıların kümesi olacakmış. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunların her birine ne diyeceğiz? Örnek uzayın elemanları diyeceğiz. Olay arkadaşlar örnek uzayın her bir çıktısına olay denir. Aslında çıktıyla olay hemen hemen birbirinin aynısı. Mesela atıyorum zar için düşünürsek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada mesela olay olarak ne seçebiliriz? İşte çift sayı gelme, asal sayı gelme. Bunları birer olay olarak seçebiliriz. Ya da bir gelme. Bunu da bir olay olarak seçebiliriz. İşte para için düşünürsek işte yazı gelmesi, tura gelmesi. Bunları birer olay olarak düşünebiliriz. İmkansız olay arkadaşlar. Olası tüm durumların kümesi, boş kümesi imkansız olay denir. Şimdi imkansız olay arkadaşlar gerçekleşme ihtimali olmayan olaylara diyeceğiz. Mesela atıyorum zar için düşünürsek arkadaşlar bir zar için zar attığımızda altıdan e, büyük bir sayı gelme olasılığı imkansız olaydır. İşte e, e, iki tane zar attığımızda üst yüze gelen sayıların toplamının 13 olması imkansız olaydır. Malum iki zar dayan fazla ne var 6 6 12 gelebilir toplam. Kesin olay da arkadaşlar diğer tanımız kesin olay örnek uzaya eşit olan Olaya kesin olay denir. Örnek uzaya eşit olan olaya kesin olay denir. Mesela şimdi zar için düşünürsek arkadaşlar. Bir tane zar için örnek uzayımız neydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kesin olay ne? Zar attığımızda 7'den küçük bir sayı gelme olasılığı kesin olay. Zar attığımızda bakın ne diyoruz? 7'den küçük bir sayı gelme olasılığı ne? kesin olay diyoruz. Çünkü zarda en fazla ne var? 6 var. Bunu kesin olay diyebiliriz. Şimdi eş olasılıklı olay diye bir olayımız var. Bir örnek uzayın her bir olayın gerçekleşme olasılığı eşit ise eş olasılıklı olay. Eşit değilse arkadaşlar eş olasılıklı olmayan olay diyor. Eşitse ne diyormuşuz? Eş olasılıklı olay diyormuşuz. Eşit değilse eş olasılıklı olmayan olay diyormuşuz. Mesela arkadaşlar bir tane para için düşünelim. Tüm durum ne arkadaşlar? 2. Yazı gelme ihtimali 1 bölü 2. Tura gelme ihtimaline ne? 1 bölü 2. Bakın ikisi birbirine ne? eşit. Buna biz eş olasılıklı olay diyoruz. Eş olasılıklı olmayan olay da arkadaşlar eşit olmayan durumlar diyeceğiz. Mesela atıyorum. Zarı attık. 1 gelme ihtimaline. ne? 1 bölü 6 işte bir gelme ihtimalini arkadaşlar 5 bölü 6 bakın bunun ikisi birbirine eşit değil Bir de ayrı kolay var son tanımımız ayrı kolay bir örnek uzayda tanımlanan iki olayın Ortak elemanı yoksa ayrı kolay denir Mesela arkadaşlar Parada yazı gelme ve tura gelmek istene 1 bölü 2 1 bölü 2 ayrı kolay mesela atıyorum Kız ve erkek olaylar mesela bir sınıf düşünün 3 kız Sınıfta 3 tane kızımız olsun 5 tane erkeğimiz olsun Şimdi birazdan bunları göreceğiz Kız gelme ihtimali arkadaşlar istenen durum 3. Tüm durum ne diyeceğiz? 8. 3 bölü 8. Erkek seçme ihtimalimiz arkadaşlar ne diyeceğiz? İstenen durum 5. Tüm durum ne 8? Mesela bunlar ayrı olaylardı arkadaşlar. Kesişim var mı? Yok. Kesişim olmayan olaylara ne diyeceğiz? Ayrı kolaylar diyeceğiz. Şimdi bunları biraz matematiksel yazmaya çalışalım. Bu sözler <laughs> ifadeleri. Şimdi arkadaşlar olasılık genelde P harfiyle gösterir. İngilizcesi P ile başlıyor. O yüzden P harfiyle gösteriyor. PA, A olayının gerçekleşme ihtimali demek. PA şöyle yapıyoruz bakın atmayı olarak. PA SA bölü SE. Bunu Türkçesi de şu arkadaşlar. SA istenen durum sayısı. SA neymiş arkadaşlar? İstenen durum sayısıymış. SE de arkadaşlar tüm durumların sayısı. SA istenen durum sayısıymış. SE de arkadaşlar neymiş? Tüm durumların sayısıymış. Olasılık arkadaşlar sıfırla bir arasında değerler alır. En az sıfır olur. En fazla bir olur. Sıfır olursa biraz önce konuştuk. Sıfır olursa arkadaşlar olasılığın sıfır olması demek ne demek? Türkçesi imkansız olay demek arkadaşlar. Olas, olasılığın sıfır olması neymiş? İmkansız olaymış. Olasılığın bir olması arkadaşlar neymiş? Kesin olaymış. Bunu zarla anlatabiliriz. Mesela bir tane zar için imkansız olay nedir? Zarın 7 gelme ihtimali mesela imkansız olaydır. Zarda en fazla ne var. Malum altı var. Kesin olay arkadaşlar nedir? Mesela zarın attığımızda 7'den küçük bir sayı gelme ihtimali de kesin olaydır. PA üssü ya da PA'nın tümleyeni A olayının tümleyeni ya da gerçekleşme ihtimalleri Bakın PA üssü neymiş arkadaşlar? A olayının tümleyeni ya da gerçekleşmeme ihtimali. Ee, bir olay ve onun tümleyeni daima ikisi birbirini 1'e tamamlayacak arkadaşlar. Mesela PA 2 bölü 7 dersek PA'nın tümleyeni bunu 1'e tamamlayan şey. Yani ne diyeceğiz? 5 bölü 7 diyeceğiz. PB 3 bölü 5 ise arkadaşlar bunu 1'e ne tamamlar? PB'nin tümleyeni 2 bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 5 diyeceğiz. PC olay 3 bölü 8 ise bunun tümleyeni ne diyeceğiz arkadaşlar? 5 bölü 8 diyeceğiz. Bu tam tersi yani. yani oradan PC'ye geçebilirsiniz. Mesela bak K'nın tümleyeni neymiş arkadaşlar? 2 bölü 9. PK'ya ne diyeceğiz arkadaşlar? 7 bölü 9 diyeceğiz. Son olarak şu formülü, kümedeki formülü burada kullanacağız. İşte A ve B iki olay diyecek. E, e örnek uzayın iki olay diyecek A ve B için. PA birleşim B'yi soracak. PA birleşim B'nin formülü arkadaşlar kümedeki formülü aynısı. Bakın PA birleşim B eşittir. PA artı PB eksi PA kesim B diyecek. Şimdi burada A ve B ayrı, ayrı kolay ise arkadaşlar A kesim B'nin ne diyeceğiz? Olasılığında sıfır diyeceğiz. Ayrık ise kesimi yok diyeceğiz. Kesimi yok ne demek? P A kesim B'ye sıfır diyecekmiş olasılık olarak. A ve B, B bağımsız olay ise arkadaşlar P A kesim B'ye P A çarp P B diyeceğiz. Şimdi bu bağımsız olay arkadaşlar 11. sınıf müfredatında var. 11. sınıf müfredatında var. Bağımsız olay. 10. sınıf müfredatında yok. Tekrar PA bileşimi neymiş arkadaşlar? PA artı PB eksi kesim diyormuşuz. Ayrık derste PA kesim B ne diyeceğiz arkadaşlar? Sıfır diyeceğiz. Şimdi olasılık bilgi son olarak tanımlar ilgili şunları bilmemiz gerekiyor. Olasılık sorularında tüm durumu bulma. Şimdi arkadaşlar olasılık sorularında tüm durumu nasıl bulacağız? Bunu permütasyon kullanarak bulabiliriz. Kombinasyon kullanarak bulabiliriz. Bazen de tüm durumu söyler. Mesela der işte bir sınıftan bahseder. 11 tane öğrenciler. Tüm durum arkadaşlar burada 11 öğrenci. Şimdi biz özellikle para ve zar deneyleri için tüm durumu yazacağız. Şimdi arkadaşlar parayla başlayalım. Bir parada arkadaşlar tüm durum 2. Nasıl 2? SE 2 diyeceğiz bakın. Bir parada tüm durum neymiş? Tüm durum sayısı 2. Yazı gelebilir, tura gelebilir. Şimdi arkadaşlar iki tane para deneyinde Tüm durum arkadaşlar SE tüm durum ne olacak arkadaşlar? 4 olacak. Bunun sebebi ne? Yazı yazı olabilir. Yazı tura olabilir. Tura yazı olabilir. Tura tura olabilir. Şimdi bu yazı tura ile tura yazı arkadaşlar birbirinden farklı. Ona dikkat edelim lütfen. 3 parada arkadaşlar tüm durum SE'miz 3 parada arkadaşlar. 8. Onun da tek yazarsak bakın yazı yazı yazı. Sonra iki yazı bir tura durum var bakın. iki yazı bir tura durumu. Yazı yazı tura. Tura'yı ortaya getiriyoruz bakın. Yazı tura yazı. Tura yazı yazı. Sonra iki tane tura bir tane yazı durumlarını yazıyoruz. Tura tura yazı. Tura yazı tura. tura. Yazı tura tura. Ve üçü de tura gelebilir. Şimdi dikkat ederseniz bakın parada arkadaşlar parada kaç yüz var? 200 var. Yazı tura yüzleri. Şimdi eğer tane para atarsak tüm durumu şöyle bulacağız arkadaşlar. 2 üzeri En diyeceğiz. parada tüm durumu neymiş arkadaşlar? 2 üzeri enmiş. Yani size 4 para atılıyor diye bir soru başlıyorsa 4 para atılıyor diye bir soru başlıyorsa hemen S'ye ne diyeceğiz arkadaşlar? S'ye ne diyeceğiz? S'ye 2 üzeri 4 diyeceğiz. İşte 5 para atılıyor derse arkadaşlar 5 para atılıyor derse S'ye ne diyecekmişiz arkadaşlar? 2 üzeri kaç diyecekmişiz? 5. Yani formülünüz neymiş parası o sorularında? En paranın formülü neymiş arkadaşlar? 2 üzeri kaç tane para atılıyorsa o. Şimdi zar deneyinde arkadaşlar zar deneyinde de bir tane zarda tüm durum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne diyeceğiz? S'ye. Tüm durum sayısı. 6 diyeceğiz. İki tane zarda arkadaşlar tüm durum. Önce 1'leri yazıyoruz. Bakın 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Bu şekilde devam edip bakın. 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 diyoruz. Sonra 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 diyoruz. Sonra 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6 diyoruz. Sonra 5'leri yazıyoruz. 5, 1'den 5, 6'ya kadar. Sonra 6'ları yazıyoruz. 6, 1'den 6, 6'ya kadar. Bakın tüm durum kaç oldu arkadaşlar? 6 sıra 6 sütun 36. Tüm durum kaç? 36. Şimdi arkadaşlar zarda da kaç tane yüz var arkadaşlar? 6 tane yüz var. N tane zar attığında tüm durumu şöyle bulacağız. Bakın N zarı attığımızda tüm durum neymiş arkadaşlar? Formül 6 üzerenmiş. Yani bir zarda 6 üzeri 1'den 6. 2 zarda 6 üzeri 2'den 36. Eğer 3 tane zar olursa tüm durumu arkadaşlar 3 tane zar olursa S tüm durum ne diyeceğiz? Mesela 6 üzeri 3'den ne diyeceğiz? 216 diyeceğiz. Şimdilik bu kadar.